Caminin yağmur oluğundaki zincirde ayazla donan kar suları buz kütlesine dönüştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi. Polis ekipleri 8 metreyi bulan buz kütlelerinin tehlike oluşturmaması amacıyla yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri de buz kütlelerini kontrollü şekilde kırdı. Ayrıca Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. Edirne Belediyesi itfaiye çavuşu Lütfü Kırdar, saçaktan sarkan buzu tehlike oluşturduğu için kırdıklarını söyledi. Buzu caminin önündeki kaldırımı kullanan vatandaşların üzerine düşmemesi için kırdıklarını anlatan Kırdar, karların erimesiyle caminin çatısında oluşan buz kütlelerinin insanlığın üzerine düşmemesi için zincir takılmış. Bu zincirden sarkan buzu kırdık dedi. Vatandaşlardan Saim Gül de havaların birkaç gündür soğuk ve kar yağışlı olduğunu söyledi. Soğuk ve kar yağışlı havalarda genellikle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğunu ifade eden Gül, saçak altlarından geçerken dikkatli olduklarını anlattı. Gül, itfaiye ekiplerinin buz sarkıtları için önlem almasının güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Fethiye Mirasoğlu ise İstanbul'da da soğuk ve karlı havanın bir süre etkili olduğunu ancak karı Edirne'de gördüğünü belirtti. Edirne'de güneş çıktığını ve buzların erimeye başladığını dile getiren Mirasoğlu, vatandaşların kış aylarında saçak altlarından yürürken dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Yani saçak altından gitmemeye. Evet. Çok soğuk oldu mu peki? Evet, ben İstanbul'dan geliyorum. Edirne'nin soğuğu çok acayip. İstanbul'da kar var mı? Yok, şu anda varmış.